Şimdi İran'da pehlevi hanedanlığı varken İran'ın İsrail'e ilişkileri İsrail daha kurulmamış 1948'de kuruluyor ve İran tanıyor hatta Mısır'dan önce tanıyor İsrail'i tanıyor. Bunun tabi hem İsrail açısından hem de İran açısından bazı sonuçları var. Ama şunu da söylemek lazım. Şah Pehlevi döneminde İran, Amerika'nın önemli bir müttefiki ve ilişkileri de son derece iyi. Fakat ne zaman ki 1979 yılında İran İslam devrimi oluyor, Hümeyni başa geliyor ve ondan sonra artık İran'ın kimliği yani İran bundan sonra İsrail'e karşı bir politika uygulamaya başlıyor ve İsrail'in bütün politikalarına karşı çıkıyor. Tabii bunun da sebebi var. İsrail'de ilk başta İran'la yakınlaşmasının sebebi e, orada işgalci konumda gelip e, bir e, şeyi kurduğu için e, Araplar tarafından e, dışarıda kalmamak istiyor. Dışarıda kalmamak için İran'ın desteğini almak istiyor. Fakat hal böyleyken Durum değişiyor. Hı hı. İran artık çok farklı bir noktaya gidiyor. İslam 1979 ve soğuk savaş döneminin önemli olaylarından biridir bu. Öyle bir devrim oluyor ki bu teokratik bir düzen, yani monarşik bir yapıdan teokratik bir teokrasi düzenine gidiyor ve çok farklı bir döneme giriyor. Şimdi bundan sonraki süreçte artık İsrail ile İran, hatta İran, şer devletler. Hı hı, statüsünde. Hı. Yani bugün baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere için İran Rus state dediğimiz bu haydut devletler veya şer devletler e, kategorisine alınıyor. Fakat e, ben hiçbir şekilde İran'ın çok eski bir medeniyet, Sasani İmparatorluğu'nun çok önemli bir e, tarihi geçmişi ve nanoteknolojiler birçok teknolojide, ileri, e, ileri teknolojide ve nükleer konusunda da çok önemli bir ülke olduğunu düşünüyorum, düşünüyorum değil bu böyle zaten. Aynı zamanda İran'ın bugün bak bakacağımız zaman bütün Arap ülkeleriyle ilişkilerine ve Çin'le olan geliştirdiği ilişkiler... ve Rusya ile geliştirdiği ilişkiler, hatta Şangay İşbirliği Örgütünde İran'a biraz temkinli bakılsa da hı hı. Türkiye nasıl diyalog ortağı olduysa bundan sonraki süreçte Şangay'da bile yer alan bir İran. Ve Rusya'nın desteklediği bir İran, hatta da Suriye'deki barış çözüm planında da hocam. Astana. Evet, Astana ruhu çerçevesinde Rusya, Türkiye ve İran'ın birlikte hareket Hı -hı. ettiğini düşünüyoruz. Fakat son dönemde o kadar çok önemli olaylar oldu ki, örneğin bir İran devlet başkanının uçağının, helikopterinin düşmesi. Bu çok enteresan. Yani. E, bu aklıma benim üç helikopterin çok... biri düşüyor onda da cumhurbaşkanı var bu da çok tesadüfi evet, yani bir şey. Çok yani çok tesadüfi bir şey yani bu e, evet yani zaten İran şunu demez evet bu gerçekten böyle oldu bu böyle bir şey oldu bunu demesini beklemiyorum tabi devlet sırları diye bir şey vardı e, bizde e, e, paşamızın e, uçağının düştüğü e, hatırladım hemen de birden evet. yani dolayısıyla. Eşref Bitlis hı hı. E, yani bu hakikaten çok önemli olaylar. Akabinde İsmail Haniye'nin ki e, bugün Hamas için çok önemli bir isim. Bundan önce Kasım Süleyman öldürülmesi e, ve Lübnan'daki olaylar Lübnan eskiden doğunun Eee Beyrut, Beyrut Doğu'nun Paris'i denir. O kadar güzel Tabii. bir yer, çok mezhepli bir yer ve Hizbullah orada çok az bir kesimi temsil ediyor yani Lübnan'ın. Fakat şimdi bugün gelinen noktada Lübnan'a baktığımızda Lübnan ordusu o kadar zayıf ki Amerikan destekleri, Amerika'nın eski bir takım savaş aletlerini kullanır durumda. Yani Lübnan ordusuna bakarsak Lübnan'ın şu anki durumda ee, İsrail'e meydan okuma kapasitesinin çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Hiç yok hocam. Hiç yok. Hiç, hiç yok.